Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün ilçemize gelerek Gümüşhan Otel'de mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin dertlerini dinleyen Başkan Böcek, gelen şikayetleri ve istekleri tek tek not alarak hepsiyle ilgileneceklerinin sözünü verdi. Biz, ben, sen, yok, biz varız, biz birlikte yaparız dediğimiz için hiçbir kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hiçbir mahallemizde oy bize geldi gelmedi hesabı yapmayacağımızı seçim öncesinde söylemiştim. Ayrıca buraya gelirken yalnız da gelmedim. Genel sekreter yardımcım, daire başkanı arkadaşlarım, müdürlerimle, aynı zamanda ASAT genel müdürümle beraber geldim. Burada bütün Korkut elimizin sorunlarıyla ilgili yapılabilecek ne varsa arkadaşlarım da o konularla ilgili notlarını alacaklar. Bir de şunu söylemiştik, biz 19 ilçemiz 913 mahallemiz var. Biz hangi belediye başkanı, hangi partiden olursa olsun Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili gibi göreceğimizi söylemiştik. İlk Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanlığını kazanan Alanya'dan başladık. Sonra Demokratik Sol Parti'den Kemer'i kazanan arkadaşımızı muhtarlarımızla beraber toplantılarımızı gerçekleştirdik. Daha sonra AK Parti'den kazanan Kaş'a, sonra İyi Parti'den Demre, sonra İyi'ci, Cumhuriyet Halk Partisi ve bugün sabah 9.30'da da Elmalı'da İyi Parti'den kazanan arkadaşımız belediye başkanı ve meclis üyesi ve orada sivil toplum örgütlerimizle muhtarlarımızla buluştuk. Şimdi de toprağımızdayız, buradayız, Korkuteli'deyiz. Ve burada da aramızda hem Büyükşehir meclis üyesi hem burada meclis üyesi arkadaşlarım, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımız var. İttifakın başkan ve yöneticileri var. Kısacası biz ittifakta da şunu da söylemiştik. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, al bayrağımıza, cumhuriyetimize sahip çıkan, Atatürk'ün devirlerine inanan ve bütün ülkücü ve AK Partilerin de ittifakın, gönüllerin ittifakıyız diye yola çıkmıştık. Allah yüzümüzü güldürdü. Allah utandırmasın, hep birlikte, ötekileştirmeden inşallah güzel hizmetleri birlikte yapacağız, birlikte gerçekleştireceğiz. Ben şimdi mikrofonu sırasıyla arzu eden muhtarlarımıza, sivil toplum örgütü başkanlarımıza vereceğiz. Burada mikrofonu kim yönlendirecek arkadaşlar, görebilir var mı? Evet, savaşçıyla yanayım. Evet, söz sizde. Evet, abisi. Tamam abisi. Evet, mikrofon kimde? Ben. Hanımefendi de değil, söz almak isteyenizi söyleyeyim. Evet, isim, soy isim söylüyoruz. Ben avukat Emre Aykın, tek tek esnafımız söz almasın, onların dertlerini biliyorum, yüzünü toparladım size kısa bir şekilde zamanınızı almadan aktarayım diye mikrofonu ben almak durumunda kaldım. Kabul ederseniz eğer 223 nolu Korkuteli 225 nolu Korkuteli Kooperatifi adına buradaki esnafımızın belli başlı sıkıntılarını belediye ile olan ilişkilerde geçmiş dönemi kısaca özetleyip size bir sunum yapmak isterim. Vaktinizi almayacağım. Bir 5 dakika zaten konu. Çok kısa memnunum. Tabii. Öncelikle yeni görevinizi ben de tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum bütün belediye adına. Şimdi biliyorsunuz anayasamızın 173. maddesi esnafı koruyucu tedbirler al diyor. Biz müvekkillerimizin idare eden sizler, bütün beklentisi bu koruyucu tedbirleri almak. Bu koruyucu tedbirler ne şekilde alınacağını da 2014 yılında Ukome kılavuzu adı altında Belediyeler Birliği'nin sizlere tebliğ etmiş olduğu, tüm belediyelere tebliğ ettiği bir açıklayıcı metin var. Biz bu metinde sizlere söylenen esnafa karşı yönelimlerde nasıl davranılması gerekiyor bu Ukome kararlarında bunların özellikle dikkate alınmasını istedik geçmişte. Alınmadığı için esnaf zor duruma düştü. Hepinizin bildiği gibi ekonomik gerçekleri yadsıyamayız. Bunu bütün ülke yaşıyor. Esnaf ayakta durmakta zorlanıyor. Bir taraftan şoför esnafının mesleği gereği bir özelliği vardır. Şoför esnafı faaliyetinde devamlılık söz konusudur. İsim soy isim söylüyoruz arkadaşlar.
Osman Düşük Arasu'nda Tepkili Mahalle Muhtarı Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Başkanım. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Muhtarlarım ve sivil toplum kuruluşları adına hoş geldiniz diyorum. Bizim muhtarlar olarak sizden taleplerimizden en çok başta gelenlerden birisi o yollarımızda köy muhtarlarımız. Arkadaşlar düşünüyorsunuz arkadaşımızı lütfen. Köy muhtarlarımızda olay yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Yani büyük şehirlere ait, ilçe belediyesine ait. Yani bu konularda bazı muhtarlarımızın sıkıntıları var. Artı şeyde sıkıntı yaşıyoruz. Yollarda. Evet. Yollar çok net bellidir. Evet. Bir de korumada sıkıntı yaşıyoruz başkanım. Neyde? Koruma. Çiftçi malları korumada. Bunlar muhtarlarımız tek tek dile getirecekler. Yani bazı muhtarlarımız yazılı olarak size dilekçelerini verecekler. Bazı noktalarımızda sözlü olarak ifade edecekler. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum başkanım.